Olan basın toplantımıza Kocaeli Spor Of Spor maçıyla başlamak istiyorum. Bildiğiniz gibi Of Spor maçı bizim için önemli bir maçtı. Son iki maçımızı kaybetmiştik. Biraz konsantrasyon bozukluğumuz vardı. Biraz daha adaptasyon değil. Bunun düzeltmesi gerekiyordu. Takım halinde hep beraber bunu sağlamaya çalıştık. Çok şükür ki başarabildik. Of'tan galibiyetle döndük. Bizim için önemliydi. Bu saatten sonra da bundan sonraki kalan maçlarımızı kazanıp şampiyonluk yolunda hedefimize hiç durmadan bir an önce kavuşmak istiyoruz. İnşallah kavuşacağız. Diğer biliyorsunuz konu bu çarşamba günü Tepecik'te maçımız var. Kendi sahamızda hafta içi. Oynayacağımız maç hafta içi olduğu için biz hocamızın da size biliyorsunuz çağrısı vardı okullarla ilgili. Okullarla ilgili çağrımızı biz yeniledik. Sizin vasıtanızla yine iletmek istiyoruz. Maça gelmek isteyen okullarımız olursa kulübümüzle irtibata geçsinler. Kendilerini misafir etmekten mutlu olacağız, onur duyacağız. Kocaeli Spor'a destek vermelerini istiyoruz. Bu konuda da ilk adımı Koto Koleji, bizim Kocaeli Ticaret Odamızın koleji attı. Yarınki maça 250-300 civarında öğrenciyle maça gelecekler. Bunları da size ileteyim. Bunları da duyursanız diğer okullara da örnek olabilir düşüncesindeyim. Yarın tüm öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi, daha doğrusu tüm okullarımızı maça bekliyoruz davetimiz olarak. Bildiğiniz gibi hepinizin ödemeler konusu vardı. Kulüple ilgili, futbolcularla ilgili bütün ödemeler yapıldı. Şu anda ödemeyle ilgili hiçbir şeyimiz yok. Bir borcumuz yok. Sadece bundan sonraki yılında mevcut, gelecek. İşte galibiyetler olacak. Ödemelerle ilgili programlarımızı yapıyoruz. Allah'ın izniyle hiç aksatmadan yolumuza devam etmek istiyoruz. Gökdeniz Bayraktar'ın bir transfer meselemiz vardı biliyorsunuz. Bunu yönetim olarak çok iyi şekilde organize edebildiğimize ve başardığımıza inanıyoruz. Hepinizin bildiği gibi Gökdeniz Antalya Spor'a 1 milyonluk bir bedelle, peşin bir bedelle satıldı. Sezon sonuna kadar da bizde kalacak. Sezon sonundan sonra Antalya kampına tabii ki Antalya futbolcusu olarak katılacak. Eğer Antalya'nın kadrosuna girmezse önümüzdeki sezon için tekrar bedelsiz olarak Kocaeli Spor'a verileceğini de söyleyeyim. Tabii ki kadroya giremezse. Girerse Antalya'nın futbolcusu bu saatten sonra. Diğer bir konu kaptanımız Burak Süleyman'ın durumu. Aşağı yukarı hepimizin haberi vardır ama çıkma veya herhangi bir çatlak falan yok çok şükür. Sadece ezilme var ve ödem var. Görüştük. 18'in içinde olacak. Çarşamba günü Tepecik maçında. Ama oynayıp oynamayacağı o günkü teknik kadronun vereceği kararla veya işte sağlık kurulunun vereceği raporla belirleyecek. Yani daha doğrusu çok uzatmayalım. Oynayıp oynamayacağı çarşamba günü belirleyecek. Bir de altyapıdan iki tane oyuncumuzu profesyonel yapıyoruz. Bir tanesi Onur Alp Sarman. Biliyorsunuz gündemdeydi hep. İşte konuşuluyordu. Kendisi bizle sözleşme imzaladı. Diğeri de Yiğit Canguru. Yiğit Canguru da bizim altyapımızdaydı. Fakat biliyorsunuz yeni Kocaeli Spor'dan bize gelmeydi. Yeni Kocaeli Spor'la ilgili bir yetiştirme bedeli mevzusu vardı, konusu vardı. Bu konuda da yeni Kocaeli Spor Başkan Yardımcısı Burak Uzuner'le görüşüldü. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Çünkü kendileri bize Kocaeli Spor'a futbolcu vermenin onlar için bir mutluluk olduğunu, onur olduğunu, hiçbir bedel istemeyeceklerini, bedelsiz olarak futbolcuyu bize vereceklerini ilettiler. Biz de kendilerine teşekkür ettik ama biz de Kocaeli Spor olarak bu iyi niyeti, bu jesti karşılıksız bırakmayacağız. Biz de üzerimize düşen onlara ne gerekiyorsa yapmanı yapacağız. Bunu da bilgisini verelim. Altyapıda da şöyle bir konuyla ilgili yine bilgi verelim. Hepiniz biliyorsunuz ama 15, 16 ve 17 yani U15, U16, U17 lider. Çok iyi gidiyorlar. 19'umuzu da 4. biliyorum bildiğiniz üzere. 3. mü? 3. çıktı pardon o zaman. Ben 4. biliyorum. 3.yüz o zaman. Çok güzel. Bu konuyla da ilgili şöyle bir konu söyleyeyim. Altta da üstte de işler iyi gidiyor. Çok şükür. Demin az önce okullara çağrımızı yenilemiştik. Seyirci desteği istiyoruz arkadaşlar.
seyirci şampiyonluğa giden bir takımı Derince maçını hepiniz burada en son oynadığınız maçı hatırlayacaksınız. Çok boş tribünler oynadık. Yani toplam biletli ve kombine seyircisi yanlış hatırlamıyorsam rakamı açıklamıştım ama 6500 civarında mıydı? Öyle bir rakam olacaktı. 6400 civarındaydı. Şampiyonluğa giden bir şehir, şampiyonluğa giden bir takım. Yani futbolcularımız inanıyor, yönetim inanıyor, taraftarlarımız inanıyor ama ben artık kentin de inanıp inandıklarını düşünüyoruz. Ama bize destek vermelerini, o tribünleri doldurmalarını istiyoruz. Hep ilk geldiğimizden beri söylemiştik arkadaşlar, bunu hep beraber başaracağız. Yani şehir olarak başaracağız. O yüzden Tepecik maçına ve bundan sonraki bütün maçlarımıza tüm kentimizi bekliyoruz. Ne olur bizi yalnız bırakmasınlar. Diğer bir konu da bildiğiniz üzere Tepecik maçını hayırlısıyla atlatıp galip geleceğiz. Tek temennimiz, tek düşüncemiz budur. Bundan sonraki Adana Kozan deplasmanımız var. Adana Kozan deplasmanını da yöneticimiz, masraflarını yöneticimiz Bilal Acar karşılıyor. Bunu da sizlere iletmek istiyorum. Benim gündemle ilgili aktaracaklarım bu kadar. Sorularınız varsa bunları alıp cevaplayabiliriz. Benim bir sorum var. Buyurun. Murat Bey. Şimdi evet, tribün organizasyonu ile ilgili şu an takım şampiyonluğa gitmesine rağmen taraftar kaybı yaşıyoruz ama bunun için Kocaelispor yönetimi şehirde bir aksiyon harekete geçirmek için özellikle iki hafta sonraki işte Karşıyaka maçı, taraftarın tam sevdiği maçlardan biri. Bir de yarınki maçla ilgili tribün bütünlüğü için tek tribün mü açacaksınız, yine bütün tribünler açılacak mı, bilet fiyatlarında indirim olacak mı? Bir de Adana programı. Gidiş ve dönüş. Şimdi ilk sorudan başlayayım. Karşıyaka maçı için dediğiniz gibi biz de hazırlıklara başladık. Tüm kendimizi hazırlamak adına şu an için çalıştığımız birkaç tane konu var. Çalıştıklarımızı söyleyeyim. Bir tanesi billboardlarla çağrı yapacağız. İkincisi farklı varyasyonları tartışıyoruz. Yani şehri maça davet etmek adına sosyal medyadan, sizlerin desteğiyle, billboardlardan veya aklımıza gelmeyip sizin aklınıza gelen farklı bir noktalardan tüm şehri maça davet etmek istiyoruz. Karşıyaka maçında o tribünleri inşallah beraber doldurmak istiyoruz. Yani bu sene Erol maçında kırdığımız rekoru geçmek istiyoruz. Düşüncemiz bu. İnşallah bunu gerçekleştirebiliriz. İkinci konu, bu maçla ilgili hemen söyleyeyim. Maraton alt tribününü açıyoruz. Güney alt tribünü ve UEFA alt tribünü açıyoruz. Üstlerden herhangi bir tribün açılmayacak. Bilet fiyatlarında indirim konusuna da gelince zaten güney altı 5 lira indirmiştik. Daha da ondan aşağı indirecek durumumuz yok. Bunu da belirtelim. Adana'yı sormuştunuz. Adana'ya da cumartesi günü gidiyoruz. Takım olarak